Herkese merhaba. Ben Bilişim Teknolojileri Öğretmeni İbrahim Bilgin. Mobil uygulamalar dersimize temel görünüm yani bir sınıfları 4 konusuyla devam ediyoruz. Bu dersimizde view'lerden, görünümlerden image view konusuna değineceğiz. Image view kullanıcı arayüzünde resim gösterilmesi gerektiğinde kullanılan görünümdür. Palet panelimize gelecek olursak, burada palet panelimiz Common bölümünden 3. sıradaki Image View'imizi mobil uygulamamızın tasarım ekranına yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra bizden resim seçmemizi istiyor. Hangi resmi göstereceksek buradan uygun bir resmi seçelim. Daha sonra Constraint Layout'ta olduğumuz için bizim iki tane en az Constraint kısıtlama belirtmemiz gerekiyor. Constraint belirtmemiz gerekiyor. O yüzden Infer Constraint seçeneğini seçerek iki tane kısıtlama belirtiyoruz. Uygulamamızı bir çalıştıralım. Uygulamamızı çalıştırdığımız zaman emülatörde Image View görünümünde resmin gözükmesi gerekiyor. Bu şekilde resim gösterebiliyoruz uygulamamızda. Peki dışarıdan bir resim, yani kendi istediğimiz bir resmi uygulamamızda göstermek istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Onu bir yapalım. Örneğin burada ben Milli Eğitim'in logosunu uygulamama yerleştirmek istiyorum. Logonun üzerine geliyorum. Sağ tuş. Kopyala diyorum. Android Studio'ya geliyorum. Şurada Project sekmem var. Seçeneğim var. Buradan Project seçeneğimi seçtiğim zaman karşıma dizinler ve dosyalar geliyor. Bu dizinler içinde yer alan REST dizinini açıyorum. Burada resim dosyalarımızı koyabileceğimiz Drawable diye bir dizinimiz var. Buraya sağ tuşa tıklıyorum ve Paste, yapıştır diyorum. Bana Directory Structure, klasör yapısını soruyor. Aynen bırakıyorum ve OK diyorum. Dosyanın ismini değiştirebileceğim, yenileyebileceğim yer geliyor. Dosyanın ismini de aynen bırakıyorum. Map Logo PNG, bakın buraya yerleşti. Drawable dizinimize. Şimdi bunları kapatalım. Şurayı da kapatayım. Yine Image View yerleştiriyoruz. Şuraya Text View'in hemen altına yerleştiriyorum. Burada yine resim seçme bölümümüz geliyor. Burada Map logoyu seçiyorum ve OK tuşuna tıklıyorum. Yine kısıtlamaları belirtiyorum. Infer Constraint diyerek kısıtlamaları da ayarladıktan sonra uygulamamı tekrar çalıştırıyorum. Bu şekilde ister hazır resimler, ister kendi seçtiğiniz, kendi beğendiğiniz eklenmiş resimleri uygulamanıza yerleştirebiliyorsunuz. İki tane image view'im, bir text view'im bu şekilde yer almış oluyor. Şimdi şu text view'i silelim. Gerek yok buna. Tekrar şunları infer constraint yapalım. Tekrar yapıyorum. Uygulamamı tekrar güncellediğim zaman, yenilediğim zaman text view'in artık ekranda olmadığını göreceğiz. Şimdi image view'in nitelikleri var, özellikleri var. Bunlara bakalım. Şuradan split moduna geçiyorum. İki tane Image view'imiz var. Bunlardan bir tanesini delete ile siliyorum. Şunu da yukarı doğru, logomuzu yukarı doğru alıyorum. Büyütebiliriz edebiliriz biraz. Şu şekilde. Biraz daha büyütebiliriz. Şuradan paletimizi de kapatayım. Component tree'mizi de kapatayım. Hatta emülatörümüzü de kapatayım. Şimdilik ihtiyacımız yok. Şu kod alanını biraz
genişleteceğim. Şurada bir boşluk açıyorum. Niteliklerimizi eklemek için hangi nitelikleri var? Onlara sırasıyla değinelim. Resmin olabilecek maksimum yüksekliğini belirlemek için küçük harflerle yazalım. Android Max Height. Bakın otomatik geliyor. Seçiyorum buradan. İşte 100 dp diyelim. Maksimum yüksekliği seçtim. Daha sonra maksimum genişliği seçebiliyorum. Android maksimum genişliği width şeklinde. Yine buna 100 dp diyebiliriz. Daha da küçük olabilir. Kaynağı belirtebiliyoruz. Bakın burada kaynağımız Drivel klasörünün içindeki map logo resmini göster dedik. Bu da kaynağımızı seçebildiğimiz yer. Bu şekilde resimlerimizi kod olarak da seçebiliyoruz. Çokça kullanacağımız Android ölçekleme scale type. Şöyle geldi. Tıklıyorum yine veya tab tuşuna da basabilirsiniz. Center'ı seçebilirsiniz. Şuraya center seçelim. Veya yine buradaki seçeneklerden resim merkeze yerleştirilir fakat ölçekleme yapılmaz demiş. Şuradan constraint'i silersek, şuraya tıklıyorum ve constraint'i siliyorum. Şurayı siliyorum. Şöyle şuradaki constraint'i de siliyorum. Evet. Bu şekilde mesela center dedik. Uygulamayı bir çalıştıralım. Constraint belirlemediğimiz için sol üst köşeye yapışması bekleniyor. Bir çalıştıralım uygulamamızı. Sadece center diye belirttik. Evet. Ortaya getirdi. Normalde biliyorsunuz constraint belirtmediğimiz zaman sol üst köşeye yapışıyordu. Fakat burada center belirttiğimiz için oraya yapışıyor. Bunun dışında center crop resmi eşit şekilde ölçeklendiriyor. Eşit şekilde kesiyor. Mesela şöyle gösterelim. Burayı silelim. Center crop'u seçtiğimiz zaman görüyorsunuz resimde yaptığı değişikliği. Resmi kapsayıcı içine, container içine yerleştirip resmin kenarları ile kapsayıcının kenarlarını temas ettirmemek için Center Insight diye bir seçeneğimiz var. Bunu kullanabiliriz. Şöyle buraya Insight yazıyorum. Gördüğünüz gibi kapsayıcımızın kenarlarıyla resmin kenarlarını temas etmiyor. Fit Center var. Merkezden yerleştiriyoruz. Fit Center resmimizi. Fit Center'ı kullanarak resim merkezden ölçeklendiriliyor. Fit End var. Şöyle Fit End yazalım buraya. Tab tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi resim kapsayıcının sonundan bir başka deyişle sağ taraftan ölçeklendirilir. Şöyle büyütelim biraz. Yukarı doğru büyüteyim. Gördüğünüz gibi aşağıdan kapsayıcının içine ölçeklendiriliyor. Bu şekilde. Fit End'in dışında Start'ı da var. Start'ı yerleştirelim. Bu da yukarıdan kapsayıcının başlangıcından ölçeklendiriyor. Siz boyutlandırmayı ona göre yaparsanız da tabii oranlıyor ona göre. Ama siz bir tarafı büyük bıraktığınız zaman
gördüğünüz gibi üstten doldurduğu yere kadar gelmiş oluyor. Kapsayıcının tamamını doldurmak için fit x'ye büyük harflerle, bakın kapsayıcının tamamını doldurdu. Biz kapsayıcıyı boyutlandırdığımız zaman da ona göre resmimiz şekil alacak. Bu şekilde image view'i yerleştirmiş oluyoruz. Matrix kullanımı var. Şöyle diyelim. Matrix. Çizim yapılırken görüntü matrisiyle, yani resmin kendisi boyutlarıyla ölçeklendirmesinde kullanılan bir yöntem, bir nitelik. Bu nitelikler dışında Android Tinti'de resmin renklendirilmesini sağlamak için kullanabiliriz. Image View görünümüz bu kadar. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum.